Sevgili terazi burçları, Ay burcu terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlarım, hepinize derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Şimdi sizlere bakalım neler veriyor bu hafta. Bir cumadan bir cumaya yayına başlıyorum arkadaşlar. 28 Temmuz 3 Ağustos arası neler var neler yok tek tek yorumlayacağım, hayırlısıyla. Nisa suresi 36. ayet der ki: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Allah kendini beğenen ve böbürlenen kimsenin hiçbirini sevmez. Arkadaşlar, etrafınızda ego yapan insanlar var. Dikkatli olun lütfen. Bunların yaptıkları hareketler sizi üzmesin. Böyle bir işlerinizi sabote eden birileri var. Sizinle sürekli uğraşan birileri var. Dikkat edin diyorum. Bunlardan zarar görebilirsiniz diyorum. Benden söylemesi arkadaşlar. Gerisi size kalmış. Ya da sizin bir otokontrol yapmanız gerekiyor. Belki ailenize karşı, eşinize karşı, eşinizin ailesine karşı belki yanlışlarınız oldu. Hatalarınız varsa af ve mağfiret dileyin. Böyle bir içe dönüş yaşayabilirsiniz bu hafta. Oldukça psikolojik anlamda analiz yeteneğinizin gelişeceği bir haftadasınız. Zaten yani terazi dengede kalmak için sürekli olaraktan iç dünyasıyla dış dünya arasında denge kurmaya çalışır. Yani bazen de psikolojik anlamda çok yorulabilirler. Yani daha da yormayayım sizi. Varsa hatalarınızı görürsünüz, düzeltirsiniz. Fazla da içe dönmeyin. Sakıncalıdır teraziler için içe dönmek. Çünkü bir mizan kurulur. Yani terazi bir mizan iç dünyasında kurulur. Oha, ya onun acıları pek gelip geçmez. Gelip geçici değildir. Kalıcı olabilir. Kendine zarar verebilir. Ama neyse. Biz bu konuyu kapatalım. Hatan varsa gönderir gidersin. Şimdi bir ticari girişimler olabilir ama bu hafta ben pek uygun görmüyorum. Önümüzdeki haftalar daha güzel verdi, daha uygun verdi. Hediye alabilirsiniz, promosyon alabilirsiniz vesaire. Bir şeyi indirimli alabilirsiniz. Bunlar size renk ve böyle şey katacak. Hani evinizi aldığınız veya üzerinize aldığınız bir şeyler size biraz yaşamınıza ritim katabilir. Ve zaten bir ritmik bir şeyler var. Güzel eğlenceler var, müzikli falan eğlenceler var. Siz de güzel sanatlara düşkün olduğunuz için, pırıltılı yaşamlara düşkün olduğunuz için böyle bu tür yerleri seversiniz. Düğün gibi, doğum günü gibi böyle yerler gözüktü terazi burcu. Eğlenti var bu hafta. Bir açıklamada bulunacaksınız birisine arkadaşlar. Bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorsunuz. Haber almak istiyorsunuz. Haber alacaksınız. Az da yetinmeyi bileceksiniz. Çoğunun daha sonra geldiğini göreceksiniz. Mutluluğa bir adım kalmış. Zevkle ilerliyorsunuz. Almak istediğiniz haberler alınıyor ve başarı var arkadaşlar. Elinize geçecek bir belge, bir sertifika, başarı sertifikası gibi bunu elde edeceğinizi gösterdi. Elde ediyorsunuz eninde sonunda. Fikirleriniz öne çıkıyor ve ilerlemeniz var. Bir ilişkide ilerleme kat ediyorsunuz arkadaşlar. Pek çok terazi burcu bekar olanlar ilişkilerde ilerleme kaydedecekler. Ellere dikkat edin. Yani el ayasına, yine parmaklara dikkat edin. Böyle bir kaza olabilir. Merkür'den aldığınız etkilerle ayaklara ve ellere dikkat edin. Ayak burkulmalarına falan dikkat edin. Yolculukta dikkat edin. Yalancı insanlar olabilir etrafında, dikkatli olun sevgili dostum. Sözlerinize dikkat edin. Her şey yolunda gidecek, merak etmeyin. Şimdi kırılan kalbinin onarması var terazi burcu. Kırılan bir kalp görüyorum. Gerçekten onaracaksın. Bir yanlış anlaşılmalar var. Merkür'den aldığın etkiyle bir yalan, yanlış haberler, eksik haberler ya da senin kurguladığın bir şeyler var. Yani bir
Yani bazı haberler yanlış anlaşılmalar olmuş. Bu onarılacak yani gidiyor. Avukat gibi birisiyle görüşebilirsin. Hukuk işlerin var. Güzel yani. İyi geldi. Duygusal bağlar çok güzel. Spor ve enerjik olacaksınız. Spora düşebilirsiniz. Enerjik olabilirsiniz. Cesaretle ilerleyeceğinizi, kendinizin böyle bazı dedikoduları kulak ardı edeceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Amerika gibi, İngiltere gibi deniz aşırı bir ülkeden haberler gelebilir. Oralara gidip gelebilirsiniz. Oralardan birisiyle arkadaşlık edebilirsiniz. Bunlar çok iyi gelecek arkadaşlar. Eyleme geçiyorsunuz bir konuyla ilgili. Eyleme geçme çabalarınız var. Geçeceksiniz. Ve bir rekabet ortamı kalkıyor aradan. Rekabet ortamı kalkıyor bir konuyla ilgili. Sizinle uğraşan birileri yok olup gidecek. Gerçekten yakın dostların desteğini alacağınız yeni başlangıçlar yapacaksınız. Ve bir yavaşlama var. Kötü anlamda değil. Çok hızlı hareket ettin, çok yorgunsun. Biraz dinlenme, yavaş yavaş hareket etme zamanı. Ek gelir olabilir. Ek gelir elde edebilirsin. Bir yerlerden gelir, gelecek. Bir de tahammül edemediğin bir insan var etrafta. Olur ya hani çok konuşan tipler falan. Ben mesela çok enerjik insanlara tahammül edemiyorum. Belki bu hafta siz de öylesiniz. Enerjik ve hiperaktivite. Dikkat edin. Yani evladı hiperaktifse bir insanın ne yapacak? Mecbur katlanacak. Öğretmenliğimde olurdu. Hiperaktif çocuklar çok konuşurlar. El koy hareketleri hiç durmaz. Hiç tahammül edemezdim. Zaten onları tanıyorsunuz arkadaşlar. Hiperaktif insanlar hemen tanınırlar. Hızlı hızlı konuşurlar. Hızlı konuşmalarından anlarsınız. Birkaç işi birden yapmak istemelerinden, doyumsuzluklarından anlarsınız. Evet. Hiperaktivite var. Birileri var etrafında. Çok hızlı hareket ediyor. Onlarla beraber olmak yormuş seni. Biraz uzaklaş, sakinleş diyor. Platonik aşk yaşayanlar, randevulaşmalar olabilir, görüşmeler olabilir. Bekarlar, birisi sizi birisiyle, yani birisiyle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Dışarıda ben diyeyim 40, sizdeyin 45. Dışarıdan biri gelse 50 der. Belki 60 derece bir sıcak var. Daha saat 22'de olmadı arkadaşlar. Klimayı bir açtım. Çok 3 katı yazıyor ya, saat 17 ile 22 arası 3 katı yazıyor elektrik. Söndürdüm ya, şu anda sauna moduna geçtik odada, kusura bakmayın, her yerim ter, şimdi duşa gireceğim. Aslında kaçış yok, hiçbir mantığı yok da ben klima dinlensin istedim. Yani şimdi elektrikten tasarruf edeyim derken suya gideceğim, yani kaçış yok. Kaçış yok, şimdi su parası yazacak. Yani böyle işte ya, yine de ben klima dinlensin diye biraz serin, yani şu an içerisi hafif ama klima çalışmadı mıydı bu vaziyet? Kusura bakmayın, çok terliyorum arkadaşlar. Randevulaşma dedim en son. Randevulaşma var, görüşmeler var. Moraliniz biraz iniş çıkıştı ya nedense. Teraziler yazın ya, neden moral bozuk? Telefon alamadım diye morali bozulanlar da olabilir. Elektronik cihazla bu hafta aranız hiç iyi değil. Terazi burçları. Bu hafta hiç elektronik cihazlara yaklaşmayın. Aranız hiç iyi değil. Almayın. Sorun çıkabilir. Ya da durduğu yerde sorunlar çıkabilir. Evdeki elektrikli cihazlarda sorun çıkabilir. Dikkat edin diyorum. Yani yeni bir laptop, telefon almak, program yüklemek için uygun hafta değil. Önümüzdeki haftama çok iyi. Bu hafta uygun değil. Yine de başarılısınız. Duygusal iniş çıkışlar olsa da
Yani aptal insanlara tahammül etseniz de bence bu hafta verimli bir hafta, şanslı bir hafta. Sadece elektroniğe dokunmayın, o kadar. Yola çıkmalar iyi, yoldan gelmeler iyi. Daha fazlası da ne olsun arkadaşlar? Can sağlığı olsun diyelim. Bakalım terazi burçları. Zikrinizde neler var? Ya ahir zikri. 801'dir tekrar sayısı. Sonu olmayan, ebedi olan anlamındadır. Ya ahir 801. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Zekanızın konuştuğu, tüm girdiğiniz savaşları kazandığınız, gerek kadın teraziler, gerek erkek terazilerin pişman olmadan çok güzel bir hafta geçirmelerini diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu emekçi kadına sahip çıkın.